Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz göç ve devamında Türkiye'de göç. İkisini beraber işledim. Slaytlarla olduğu için vakit kazanmak amacıyla birleştirdim. Şimdi göçle başlayalım. Göçün önce tanımını bilmemiz lazım. Göç, insanların yaşadıkları yeri çeşitli nedenlerle terk edip başka yere gitmesi faaliyetinin adıdır. Yani o işe biz göç deriz. Şimdi göç yapılış süresine göre temelde ikiye ayrılır. Geçici göçler, yani geri dönme ümidiniz vardır. Belirli bir süre aralığına gidersiniz. Bir de sürekli göç. Pek geri dönmeyi düşünmezsiniz, oraya yerleşmek için gidersiniz. Mesela geçici göçe baktığımız zaman belirli zaman aralığında gittiğinizde bir örnek isterseniz Türkiye'den Antalya'ya turizm sezonunda çalışmaya giden gençleri, üniversite öğrencilerini düşünün. Ya da Karadeniz bölgesindeki Rize'ye ya da Giresun'a fındık, çay toplamak için döneminde gidilen göç. Sonra tekrar yaşadığın kente geri dönersin. Bu geçici göç. Mevsimlik göç de diyebilirsiniz buna. Sürekli göçe geldiğimiz zaman genelde uzun sürelidir. Yani gidip yerleşmedir. Mesela işçi göçlerinin çoğu bu gruba girer. Örneğin Artvinliler çok fazla miktarda Bursa'da yaşar. Bursa'da çünkü otomobil sanayi sektörü var ve Artvinliler oraya çalışmak için göç etmiş, yerleşmiştir. Bu ona bir örnektir. Ya da Türkiye'de en fazla fabrikaya sahip illerin başında gelen Marmara'daki Kocaeli. Kocaeli'de de bir sürü boya, petrokimya ve aynı zamanda otomotiv fabrikası, yan sanayi ürünleri fabrikası var. Oraya gidip çalışıp İş bulmaya giden bir insan ailesini de götürür, oraya yerleşir. Bu da sürekli göçe girer. Devam ettim. Bir de yapılış yerine göre. Eğer ülke sınırları içerisindeysen adı üzerinde iç göç olur. Dediğim gibi biraz önceki örneklerin hepsi iç göç. Türkiye'nin içindeki hareketlilikten bahsediyoruz. Mobilitedir bu aslında. Dış göçe gelirsek ülke sınırlarını aşacaksınız. Dünyada çok fazla var bu oranda zaten. Dış göç için ülke sınırlarını aşacaksınız ya, Türkiye'den yine örnek verirsek 1960'lardan itibaren özellikle Batı Avrupa'da Almanya gibi ülkelere yapılan işçi göçü bir dış göçtür. Ya da Kuzey Afrika'daki ülkelere inşaat sektöründe çalışmaya giden Türk firmalarında çalışan Türkler bir dış göçü simgelerler. Tamam? Devam ettik. Bir de isteğe bakmamız lazım şimdi. Herkes isteyerek göç etmez. Tamam, kimisi ister ama kimisi de istemez. Mesela eğer istemiyorsanız bu bir zorunlu göçtür. Orta Asya'da kuraklık ve anlaşmazlık, kıtlık, Türk boyları arasındaki sıkıntılar bizim ülkemizin olduğu yere, Anadolu'ya Türk göçlerine sebep olmuştur. Nereden? Orta Asya'dan. Çünkü orada otlaklar azalmış, kuraklık var, besleyemiyorsun, bir de anlaşmazlık var. Zorunlu olarak yurdunu terk etmişsin. Bu zorunlu göç. Mesela şu an Suriyelilerin yaşadığı gibi düşünün. Yani onlar da zorunlu göçe tabi tutuldu gençlik. Kimse isteyerek vatanından kopmak istemez kolay kolay. Bağlarından kopmak istemez. Gönüllü göçlerse daha çok daha iyi yaşama şansı için yapılan göçlerdir. Mesela sanayi devrimi Batı Avrupa, özellikle İngiltere'de başladı bilirsiniz. İngiltere'nin güneyindeki köylerden ya da çiftliklerden kuzeyinde kurulan fabrikalara doğru bir göç yaşandı. 1700'lü yılların ortasından 1800'lü yılların ortasına kadar. İşte bu bir gönüllü göçtür. Devam ettik. Mübadele göçü. Mübadeleyi çok duyarsınız. Mübadele aslında değişim demek. Değişim. Nüfus değişimi. Bunun en güzel örneğinde dünyada birçok ülkenin arasında böyle anlaşmalar var ama Türkiye ile Yunanistan arasında görüyoruz. 1923'teki Lozan Anlaşması çerçevesinde Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler karşılıklı değişime tabi tutulmuştur. Bu mübadele göçüdür. Nüfus değişimi. Fakat hangi gruba girer derseniz zorunlu göçe girer. Yani oradaki Türklere ya da buradaki Rumlara bu soruldu mu? Sorulmadı. Zorunlular. İsteğe bağlı değil yani. Mübadele göçü nüfus değişimiymiş demek ki. Beyin göçü, bunu da çok duyarsınız zaten. Bir ülkenin iyi yetişmiş sanatçısı, sporcusu, bilim insanı başka ülkeye daha iyi şartlarda yaşamak için giderler. Bunlar genelde beyin göçünü alan ülkeler Batı Avrupa ya da Kuzey Avrupa'daki, Kuzey Amerika'daki ülkelerdir. Buralara daha çok göçü verenler de Orta Asya ülkeleri, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Afrika ülkeleridir. Biz ortadayız gençlik. Türkiye hem beyin göçü verir hem de alır. Orta siklet bir ülkeyiz bu bakımdan söylediğim gibi. Çünkü yeterince iyi şartlara da sahip olan şirketler ve devlet imkanları var. Başka ülkelerden artık beyin göçü de alıyoruz. Burada örnekleri var. Bakın çok güzel bir örnek. Bunu üniversite yıllarında bir olaydan esinlendim. Şimdi Pakistan ve Hindistan, biliyorsunuz Güneydoğu Asya ülkeleri. Bu ülkelerde özellikle tıp alanında yetişmiş insanlar oradaki maaşlar düşük olduğu için başta İngiltere gibi ülkeleri çok tercih ediyorlar. Zaten İngiltere'de özellikle Pakistanlı, Hindistanlı doktorlar çoktur. Birçok ticari taksi, İngiltere'de Londra'daki meşhur ticari taksilerin şoförleri bile çoğu Pakistanlıdır. Bu da beyin göçüne bir örnek verilebilir aslında. Şimdi göçün nedenleri. Temelde tamam,
zorunlu ya da sürekli ya da geçici gibi farklılıkları vardır ama göçün temel sebebi 4 tanedir. Doğal nedenler, işte kuraklık, deprem, sel, heyelan, kıtlık, bu nedenle başka yere gidersin. Sosyal nedenler, sağlık, eğitim, güvenlik, hızlı nüfus artışı, yani senin anlayacağın insanla ilgili sıkıntılar baş gösterince daha iyi yere gitmek istersin. Bu hizmetlerin de yeterli olduğu yerlere. Sosyal neden. Ekonomik neden, iş bulma, geçim sıkıntısı ki günümüzde çok bu vardır. Siyasi nedenler, işte biraz önceki Suriyeliler örneği gibi, Afgan örneği, Irak örneği, Kuzey Afrika'daki ülkelerin örneği, iç karışıklıklar, çalkantılar insanları başka yere göçe zorluyorlar. Dünyada yaklaşık 300 milyon insan şu anda mülteci, sürgün, kendi ülkesi dışında yaşamak zorunda ve kendi isteğine bırakılmadan. Bu kısım siyasi nedenlerledir. Devam ediyorum. Göçün mekansal etkileri, yani göçün verdiği yerle aldığı yer arasında ne gibi değişiklikler oluyor? Şimdi göç veren yerde ne olur? Göçü veriyorsa orasında nüfus azalır. Tarım alanları boş kalır. Eğitim, sağlık gibi alanlarda hizmet aksar. Niye? Sen göç veriyorsan öğrenci sayın düştüğü için oradaki okul devlet kapatabilir. Altyapı, üst yapı çalışmaları çok azalır. Yani kanalizasyon döşeniyorsa yarım kalır. Belki hiç döşenmez. Atıyorum fiber internet gitmez. Göç veren yerde nüfus azaldığı için oraya devletin desteği de azalır. Göç alan yerde ne oluyor peki? Hızlı göç alıyorsa bir kere çok çabuk bir şekilde kentleşmeye başlar ve bu çarpık kentleşmedir. Ki bunu 1. ve 4. maddede yazdım. Gece kondulaşma oluşur. Ve aynı zamanda kentin içerisindeki fabrikalar tam içeride kalırlar. Önceden kıyıdayken etrafına ev yapılınca içeride kalır. Çarpık kentleşme bu aslında. Ulaşım hizmetleri aksar. Ormanlar tahrip edilir. Yani yeni yerleşim yeri açmak istiyorsun. Yeni iş imkanları ortaya çıkar. Hep olumsuz değil ki göç alan yerdeki olaylar. Yeni iş imkanları ortaya çıkar. Ticaret canlanır, üretim, tüketim gelişir. Örneğin İstanbul için ne derler biliyor musunuz? Ne iş yaparsanız yapın İstanbul'da para var. Mesela Ankara'da ya da İzmir'de ya da atıyorum Aydın'da hiç olmayan sektörler İstanbul'da olabilir. Çünkü trafik mesela ben çok önemli bir olaya şahit olmuştum. Bir İstanbul gezi sırasında trafikte sıkıştık tabii. Eşimle arabadayız. Bildiğiniz şu büyük derin dondurucu dipfrizler var ya, onu adam demir bir arabanın üstüne koymuş, itekliyor ve içinde muz satıyor. Yani belki 150 kilo muzu trafikte arabanın ortasına itekleyerek satıyor. Çünkü saatlerce trafik duruyor. O bir sektör. Daha değişikleri de var da bu aklıma gelen. Kültürel çeşitlilik artar. Yani İstanbul'da 7 düvelden insan var örnek. Evet, göç alan ülkeler genelde gelişmiş, Almanya, işte ABD, hani gelişmiş ülkeler, İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkeler. Göç veren yerler onlara göre imkanları daha sınırlı olan Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir. Tabii bunlar çoğaltılabilir. Türkiye'de göçü de bunun arkasına ekledim. Çok da dehşet bir fark yok. Göç orada da göç, Türkiye'de de göç. Öyle düşünmeniz lazım. İç göçler, genelde bizim ülkemizdeki iç göçler çalışma ve eğitim amacıyla kıyıya doğru, içeriden kıyıya doğru ve doğudan batıya doğrudur. Tekrar söylüyorum, içeriden kıyıya doğru kıyı illere göç vardır. Bir de doğudan batıdaki gelişmiş illere doğru göç vardır. Mevsimlik geçici işçi göçü çoktur. Mesela Antalya turizm sezonunda çalışmaya gidenler gibi, biraz önceki örnekte olduğu gibi. Rize'de çay hasat döneminde çay işinde çalışmak için giden insanlar gibi. Bunlar mevsimlik geçici göç. Türkiye'de sürekli göç de çok. Fabrika olan yerlere ya da üniversitelerin olduğu yerlere sürekli olarak göç olabilir. Niye üniversiteyi sürekli olarak göç dedim? Çoğu gittikleri yerden geri dönmek istemiyor üniversite öğrencileri. Büyük şehirlerde kalıp hayatlarını devam ettiriyorlar. Bütün öğrencilik geçici değildir. Bazıları da sürekli hale geliyor. Evet. Son noktamız. Türkiye'de göçler. Dış göç çalışmak için Batı Avrupa, Almanya gibi yerlere, özellikle 1960'larda onlarla bir anlaşma imzalamışız. Nüfusumuzdan işçiler oraya gitmişler göç etmeye. Bu bir dış göç. Şimdi 4. 5. nesle geçtik Almanya'da. Yani ilk gidenlerin torunlarının çocukları orada yaşıyor şu anda. Ve 4 milyona yakın Almanya'da Türk yaşıyor. Mübadele değişim biraz önce konuştuk. 1923'te Almanya Lozan Anlaşması'yla Yunanistan'la Türkiye arasındaki karşılıklı nüfus değişimi. Bir de beyin göçü var. Beyin göçü de biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de iyi yetişmiş bilim insanlarının, işte sanatçı, sporcuların farklı ülkelere gitmesi. Bu artık son yıllarda, bakın alta yazdım, azalmış, hatta tersine dönmüştür. Daha öncesinde Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkeleri özellikle tıp alanında, ekonomi alanında isim yapmış insanlar gidip oralarda çalışıyorlardı. Mesela bir Aziz Sancar örneği var, bilirsiniz, Nobel ödülü aldı yani. Ya da işte Gazi Yaşar Gül örneği ya da Mehmet Öz. Hatta şu aralar meşhur biliyorsunuz aslında var ya, Nusret bile yarı beyin göçüdür.
Çünkü büyük bir ekonomik kitleye sahiptir. Aynı zamanda reklam gelirleri vardır ve Amerika'da da 2-3 tane restoranı var. Dubai'de de var, Türkiye'de de var ki yenilerini de açmaya çalışıyor. Nereye giderse bizim ülkemizin özelliklerini oraya götürdüğü gibi ama çalışan insanlar da oralı oluyor. Onun imkanlarından oradaki insanlar faydalanıyor. Bu ona bir örnektir. Son yıllarda azalmış, tersine dönmüş derken mesela Türkiye'deki özellikle askeri sanayi, bilimsel alanlardaki gelişmeler son yıllarda yurt dışına giden iyi yetişmiş insanlarımızın geri dönmesini sağlıyor. Aynı zamanda o ülkelerin vatandaşlarını da Türkiye'de çalışmaya cazip şekilde getiriyor. Mesela Türkiye'deki üniversitelerde binlerce yabancı uyruklu akademisyen vardır. Ya da Türkiye'deki sanayi tesislerinde, mühendis kadrolarında ya da hastanelerde tıp kadrolarında bir sürü yabancı doktor, mühendis görürsünüz. Çünkü ekonomik durumunuz iyileştikçe onlar için cazibe merkez oluyorsun. Demek ki beyin göçü her zaman anlatıldığı gibi Türkiye'den başka ülkelere değil, başka ülkelerden de artık Türkiye'ye. Aslında beyin göçünde Türkiye ortadadır. Hem göç verir hem alır. Ama eskiden anlatıldığı gibi herkes de buradan gidip buraya hiç kimse gelmiyor gibi bir şey düşünmeyin. Evet, genel itibariyle Türkiye'deki göç buydu. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle.